Merhaba arkadaşlar. Matematik köyünde yeni bir gün ve yeni bir macera yaşadım bu sabah. Odamdan kahvaltıya giderken köy meydanından geçtim ve top oynayan çocukları gördüm. Ama yani sizin benim bildiğimiz top oyunu değildi bu. Çünkü ortada 5 tane top vardı. 5 topu da numaralamışlar. Sağ olsunlar hemen beni de davet ettiler. Dediler ki yardımcı olabilir misiniz? Aslında oyunda bir yerde takıldık. Hemen gidip baktım ve gördüm ki 1, 2, 3, 4 ve 5 sırasında olması gereken toplar. Bir baktım ki bu toplar 3, 5, 1, 4 ve 2 sırasındalar. Aslında oyun çok basitmiş. Topları ilk baştaki sıraya geri dizmem lazım. Ben hemen girişiyordum ki dediler bir saniye o kadar kolay değil. Böyle istediğin topun yerini değiştirmek yok. Sadece yan yana olan topların yerini değiştirerek bunları sıraya sokabilir misin? Orada bir düşünmem gerek. Acaba yan yana olanları kullanarak sadece yapabilir miyim? Dedim ki 3 top olsaydı. Ve bunlar 3 ile 1'in yerini değiştirmiş olsalar. 3 ile 1 yan yana değiller. Ama yan yana olanları değiştirerek amacım 3'ü en başa almak. Önce 3 ile 2'yi değiştirdim. Sonra 3 ile 1'i değiştirdim. En sonunda 2 ile 1'i değiştirdim. Ve gördüm ki bu örnek ikna edici benim için. Yan yana olanları değiştirerek aslında istediğim topu istediğim yere taşıyabilirim. Peki tamam çocuklar merak etmeyin hemen yaparız. Tam elime atmıştım ki bir kural daha çıktı. Tamam yan yana olanları değiştirelim ama yapabildiğin kadar az hamle yapmaya çalış. Şimdi yan yana olanları değiştirerek sıraya sokmayı biliyorum yaparım. Ama acaba en az hamlede yapar mıyım? Buna emin değilim. En az hamleyi nasıl sayarım? Dedim ki birinci top birinci pozisyondan üçüncü pozisyona gitmiş. İkinci top beşinci pozisyona gitmiş. Üçüncü top birinci pozisyona gitmiş. Dördüncü top dördüncü pozisyonda kalmış. Beşinci topsa ikinci pozisyona gitmiş. En sonunda elde etmek istediğim şekil 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 bunları birer ip gibi düşünürsek bütün iplerin dümdüz aşağıya bakmasını istiyorum. Yani sırayla birbirinin üstünden geçen ipleri çözmen lazım. İlk önce bu ikisinin yerini değiştirelim. 1, 3, 2, 4, 5 bunu hallettik. Bu ikisinin yerini değiştirelim. Bu birinci, bu artık ikinci. 1 ve şu ilk iki pozisyondakilerin yerini değiştiriyoruz. 3, 1, 2, 4, 5. Bu da gitti. Burada bir tane daha mesele var. Onu da çözelim hemen. 1, 2, 3 ve 4. ipler bunlar. 3 ve 4. pozisyondakileri değiştirelim. 3, 1, 4, 2, 5. Bir tane daha var. Son ikisinin yeri. 5'te 2'nin yeri değişecek. Bir tane daha var. 3. ve 4.'nün yeri değişecek. 5, 4, 2, 1, 3. En son hamle de 5'te 1'in yerini değiştirmek. Böylece en yukarıya ulaşacağım. Yani hamle sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çizim olmadan saymak daha zor. İplerle topları bağladığınızda her kesişim yan yana iki topu yerini de değiştirmek olduğu için sayması çok kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 6 hamleyle
bu topları yeniden sırasına dizebiliyor. Yalnız burada ufak bir numara var. Onu çok iyi açıklamadım. Bir daha söyleyeyim. Örneğin şu hamleyi yaparken 3. ve 4. hanedeki topların yerini değiştirdim. 3 ve 4 nolu topların yerini değil. Her seferinde ipleri baştan sayıyorum. 1. ip, 2. ip, 3. ve 4. ip, 5. ip. 3. ve 4. haneyi değiştirmek lazım. İkinci bir numara daha var. O da ilk önce topları karıştırın, ondan sonra ipleri bağlayın. Çünkü ilk önce ipleri bağlayıp topları karıştırmaya çalışırsanız, diyelim ki 3 tane top var. Diyelim ki 2 ile 1'in yerini değiştirdik. İpler bağlıyken. Sonra 1 ve 2'nin yerini bir daha değiştireyim. Bu sefer sayarsanız 2 hamle yapmam gerek gibi görünür. Ama aslında her top kendi yerinde. 1, 1 de, 2, 2 de, 3, 3 de. Yani bu çizimi yaparken 2 tane çizgi bir yerde kesişiyorsa başka bir yerde kesişmemesi lazım. Çocukların oynadığı bu oyunun daha ciddi adı matematikte grup teorisi. S5, 5 tane topun permütasyonlarından oluşan grubun adı simetri grubu. Bizim burada çizdiğimiz şeklin adı sigma olsun. Bu bir permütasyon S5'in içinde. Birinci top 3. pozisyona gidiyor. 3. top da 1. pozisyona gidiyor. 1 ve 3'ü değiştiriyoruz. İkinci top 5. pozisyona gidiyor. 5. top 2. pozisyona. 2 ile de 5'i değiştiriyoruz. 4. top olduğu yerde onu hiç yazmıyoruz. Bu permütasyonu 2 tane permütasyonun çarpımı olarak yazdım. Ama çocukların oynadığı oyun 2 permütasyonun çarpımı olarak yazmak değil. i artı 1 şeklindeki permütasyonlarla yazdım. Yan yana olan 2 topu değiştirerek. Sigma'nın i artı 1 cinsinden açılımını yazmak çok kolay bu şekle bakarak. Aşağıdan yukarıya okuyacağım. İlk önce 2 ile 3'ü değiştirdik. Daha sonra 1 ve 2'yi değiştirdik. Burada 1, 2, 3, 4. iplerdi bunlar. 3 ve 4. 3 ile 4'ü değiştirdik. Burada 4 ve 5'i değiştirdik. Tekrar 3 ve 4. En sonda 2 ile 3. Eşittir 2, 3. 6 tane yan yana olan permütasyonun çarpımı olarak sigmayı yazmayı başardık. Buna da sigmanın uzunluğu denir. Bir permütasyonun uzunluğu. Bizimkinin 6. Normalde uzunluğu dendiğinde yan yana permütasyonların çarpımı olarak en az kaç permütasyonla yazabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Okay.